26 Ekim Perşembe Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün yazısı afitab Tambur Necdet Yaşar'ın ardından Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten de Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Klasik İstanbul musikisinin son 60-70 senesine mührünü vurmuş, en büyük üstadlardan birisi olan Tamburi Necdet Yaşar Hakk'a yürüdü. Hintliler son devrin en büyük sitar ustası olan Vilayet Khan için fitap sitar ifadesini kullanırlar. Bu sıfat, narin, içli sadası ile halis, muhlis, Türk musiki zevkini temsil eden tambura uyarlandığında Necdet Yaşar'a ne güzel de yakışıyor. Evet, Türkiye afitabı tamburunu kaybetti. Necdet Yaşar'ın müzikalitesi musikiye kattıkları üzerine çok şey söylendi. Kısaca hatırlatalım. Gaziantep'in Nizip kasapasında 1930'lu senelerdeki çocukluğunda önceleri bağlama ile ortaya çıkan, daha sonralarında üniversite tahsili için geldiği İstanbul'da tamburla tanışmasıyla yeni bir boyut kazanan bir istidattır Necdet Bey'inkisi. Üstadın toplumsallaşması kendi yağında kavrulan, bu sebeple geleneklerini kompleksizce yaşatabilen bir taşra kültürünün özümsenmesiyle başlar. İstanbul'daysa çok daha yüksek bir zevke erişir. Geçiş kesintisiz ve sahicedir. Taşra İstanbul gerilimini değil, tam aksine bütünleşmesini anlatır. Bu geçişi başarmak herkesin harcı değildir. Umumiyetle tuhaf, eğreti durumlar ortaya çıkıyor. Kimileri ucuz bir popülist kompleksle İstanbul'da bir taşrayı yaşar ve bu suretle İstanbul kültüründen hınç alır. Kimileri de İstanbul'un olmak iddiasıyla taşrayı küçümser. Necdet Bey'de bu ikisi de yoktu. Taşralı değerlerini ve köklerini unutmayan ama İstanbullu olmayı da kusursuz bir şekilde başaran bir kişiliği vardı. Anadolu'nun o her daim güler yüzlü, yüce gönüllü saflığı, İstanbul'un incelikli bir zerafet, neşe ve espiritüellik Necdet Bey'in şahsında cem olmuştur. Bu beni her karşılaşmamızda ziyadesiyle hayrete düşürmüş, üstada duyduğum hayranlığı derinleştirmiştir. Tambur'la tanışması, üniversite korosundaki ilk denemeler derken Tamburi Cemil'in oğlu dev müzisyen Mesut Cemil'in dikkatini çekmesi ve onun korosuna katılması ve Rahli Tedris'inden geçmesi. Cemil Bey ekolünü en ince ayrıntılarına kadar nüfuz eden, sabırlı, titiz ve yoğun emekli çalışmalarla özümsemeye adanmış ve senelerce süren çalışmalar. Münir Nurettin Bey'in korosundaki faaliyetleri, radyo, nihayet Kutbün Nai Niyazi Sayın ve daha sonra onlara katılan Kemençevi İhsan Özgen'le gerçekleştirdikleri ikili, üçlü icraları, özellikle de Niyazi Sayın'la verdikleri efsanevi konserler, Necdet Bey'in tamburundan gelen taklit edilmesi çok zor olan bir sada daha ilk darplarda dinleyiciyi sarar. Özellikle taksimlerindeki kompozisyon, duyguları ele alış ve yorumlayış biçimi, gerektiği yerlerdeki yumuşaklık lirizm, gerektiği yerlerde ise yüksek bir coşku, baş döndürücü bir acilite, tek bir sazla sağlanmış orkestral etkiler emsalsizdir. Evet, o zevke ulaşmak kolay değildir.'' Ama bir defa onun sadasına tutulmaya görün artık bırakamazsınız. Tiryakisi olur, her dinleyişte yeni manalar keşfedersiniz. Necdet Bey'in müzikal tesiri altında kimler kalmamıştır ki? Bir hatıra her şeyi anlatıyor. Necdet Yaşar'ı Amerika'da dinleyen meşhur keman virtüözü Yahudi Menuhin kendisini o geceki konserine davet eder. Konserin sonunda Menuhin'i tebrik etmek üzere kulise giden Necdet Yaşar'ı işaret ederek ''Çaldım ama hep kulağımda bu türkün aletinden çıkan nameler dolaşıyordu demiştir. Necdet Bey kimseyle yarışmadı, rekabet etmedi, işine odaklandı, işini çok ama çok ciddiye aldı. Konser öncesinde terlerim, parmakların perdeleri tam kavrayamaz diye su bile içmediğini yakın çalıştığı müzisyenlerden biri olan hocam Neyzen Ömer Erdoğdulardan işittim. 1980'lerin sonlarında kurduğu koroda Saddettin Özçim'i, Ömer Erdoğdular, Necati Çelik gibi orta kuşak yetişmiş sanatçılarla yeni neslin Hoş artık onlar da orta yaşlıdır, Göksel Baktegir, Yurdal Tokcan, Derya Türkan gibi en kabiliyetli sanatkarlarını bir araya getirerek seneler boyu musikiye hizmet etti. Hocalığı da kayda değerdir. Başta Özer Özel ve Murat Aydemir olmak üzere çok sayıda tamburi yetiştirmiştir. Bir başka mühim vasfı da sanatını asla satılık etmemiş olmasıdır. Gazinolardan gelen cazip teklifleri her defasında elinin tersiyle etmiş, sanatından asla taviz vermemiştir. Gelelim esas meseleye. İstanbul çok sesli bir şehir. Gürültüsü de bol. Araba klaksonları, hoparlörden yükselen cız taklı müzikler, bağıran çağıran satıcılar, vapur, tren düdükleri, martı sesleri, en kalitelisinden en berbadına ezanlar. Hasalı bir hayduru huydur gidiyor. İstanbul musikisi ise artık pek duyulmuyor. Boğaz içinden başka müzikler işitiliyor. Buna hayıflanmalı mı diye düşünürüm. Neden İstanbullular İstanbul'un musikisinden bu kadar uzak yaşıyorlar diye bazen de hayıflandığım olur doğrusu. Ama sonra toparlanırım. Çünkü bilirim ki İstanbul musikisi İstanbul'un sesi değildir. İstanbul'un musikisi İstanbul'un derin ve vakur sessizliğidir aslında. Aldax Huxley'in yazdığı gibi musiki sanatında başarılması en zor olan da seslerle sessizliği anlatmaktır. Afitab-ı Tambur Necdet Yaşar'ın Hakk'a yürümesiyle İstanbul'a İstanbul yapan sessizliği en derin bir şekilde anlatan çok az sayıdaki kıymetten birisini kaybetmiş olduk. İstanbul'dan ses değil, sessizlik eksildi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.''